İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosundan kutlama mesajı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nden Tesahofman'a başsağlığı. Artsak Cumhuriyeti'nin Marduni şehrinde Edik Avanesyan Belediye Başkanı seçildi. Cavahkın, Sulda, Havet otoyolunun beton döşemesi çalışmaları devam ediyor. Divin Antik kentinin restorasyonu için yeni bir ihale gerçekleşecek bir gün hepimiz geri döneceğiz. Kripto Ermeniler ve Armen Bakırcıoğlu'nun Ermeni ailesi. Konstantinopolis'te Ara fotoğrafları açık arttırmaya çıkacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu 4 Temmuz 2020 Batı Ermenistan Parlamentosu Fransa'nın Strasbourg şehrinin 2020 yılındaki belediye başkanı seçimlerini Avrupa Ekoloji Yeşiller Partisi'nin başında yer alan Janna Barselya'nın kazandığını gururla bildiriyor. Bayan Barseryan, Batı Ermenistan'ın vatandaşı, ulusal şahsiyet Sarkis Barseryan'ın ve Berjuhi Barseryan, Bardizbanya'nın torununun torunudur. Sarkis Barseryan, 1915'te Türk makamları tarafından tutuklandı ve öldürüldü. Berjuhi Bardizbanya'nın ailesi, milyonlarca Ermeninin kaderini paylaştı ve Türk katliamlarının ardından Fransa'ya sığındı. Türk katliamlarından kurtulduktan sonra 1918-1920'de Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'na Daşnak Sütyun Partisi'nden milletvekili seçildi her yerde olduğu gibi genlerinde medeniyet tohumlarını taşıyan Batı Ermenistan Ermenileri sığındıkları ülkelerde yasalara uyan vatandaşlar haline gelmiş ve ülkelerinin refahına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu en sıcak tebriklerini ve en iyi dileklerini Bayan Janna Barsayyan'a yollamaktadır. Fransız vatandaşının şerefini yüksek tutacağından ve belediye başkanı olarak görevlerini şerefiyle yerine getireceğinden, ayrıca ana vatanı olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin inşasına ve refahına katılmayı unutmayacağından emindir. Batı Ermenistan'ın milyonlarca çocuklarından biri olan Janna'yı bir kez daha tebrik ediyor ve yakın işbirliğini dört gözle bekliyoruz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Leonardo Basmacian. Başsağlığı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Alman bilim insanı, Berlin Hür Üniversitesi bilim çalışanı, 1979 yılında Tehdit Altında Olan Halkları Koruma Derneği adlı Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün başkanlık üyesi ve koordinatör grubu başkanı olan Türklerin Ermenilere karşı işledikleri soykırımın defalarca tanınması çağrısında bulunan ve konuyla ilgili kapsamlı kitap ve makaleler yazan Lambro Savvidis'in ölümü sebebiyle eşi Bayan Tessa Hoffman'a başsağlığı dilemektedir. Sayın Bayan Hofman, size sabır diliyoruz ve başınıza gelen büyük kederin üstesinden geleceğinizden eminiz. Esen kalın. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Leonardo Basmacan. Artsakh Cumhuriyeti Martuni Bölgesel Seçim Komisyonu'ndan elde edilen verilere göre Martuni Belediye Başkanı Edik Avanesyan seçildi. Martuni Bölgesel Seçim Komisyonu Başkanı Hayk Bedrosyan'ın açıkladığı verilere göre 772 seçmen Edik Avanesyan'a oy verdi. Martuni Belediye Başkanı'nın olağanüstü seçimlerine 4070 seçmenden 2467 vatandaş başka bir deyişle seçmenlerin %60.5'i katıldı. Ahalkalak Belediyesi'nde Sulda, miyasnikyan Erinca, Davnia, Havet Otoyolu'nun çimento beton inşaatı başladı. Restore edilecek otoyolun toplam uzunluğu 2680 metre. Projenin toplam maliyeti ise 1.202.226 geldir. Sulda, miyasnikyan Erinca, Davnia, Havet Otoyolu bölümünde betonlama devam etmektedir. Genel olarak 4,5 metre genişliğinde ve 16 santim yüksekliğindeki yolun 2682 metre uzunluğundaki bölümü yenilenecek. Betonlama asfaltlamadan daha pahalıdır. Ancak betonlu yol daha kaliteli ve daha dayanıklıdır. Çalışmalar bu hızla devam ederse inşaat en fazla bir ay içinde tamamlanacak. Ararat bölgesindeki Hınabert köyünde bulunan Devinantik alanının restorasyon çalışmaları şu anda tasarım aşamasından geçti. Tasarım çalışmaları Bedrosyan Mimarlık Ofisi adlı şirket tarafından gerçekleştirildi. Dıvin Antik bölgesinde 3 anıtın güçlendirilmesi ve restore edilmesi planlanmaktadır. Çalışmalar Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından Dünya Bankası'ndan alınan kredi fonları ve Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finansman ile yürütülmektedir. İlk aşamada yatırım yaklaşık 145 milyon dramı bulacak. Çalışmalar iki aşamaya ayrılacak. İlk aşamada dikkatlice ve mimari yapısına zarar vermeden restore edilmesi planlanmaktadır. Ondan sonraki ikinci aşamada turistik altyapısının oluşturulması üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek. Davin, Ermenistan'ın tarihi başkentlerinden biridir. 4. yüzyılın ikinci yarısında kuruldu. Başkent Divin'in örenleri Yerevan'a birkaç kilometre uzakta bulunmaktadır. 10 yıllar boyunca incelendi ve kazılar sonucu kentin kale bölgesi ve merkezde bulunan dini ve seküler mimari yapıların kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Nairi Hohikyan ve Sputnik Armenya'nın ortak programını sizlere sunuyoruz. Makalede yazar Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilere değiniyor. Türk nüfus dairesine göre Ermenilere haft edilen 02 kodlu kişi sayısı Adıyaman'da 40 bini aşmaktadır. Yani yaklaşık %15. Batı Ermenistan Ermenileri hakkında konuştuğumuzda Ermeni izleyicinin ilk intibası Muş'ta, Alaşkert'te, Sasun'da veya Kars'ta ulusal kimliklerini saklayan kripto Ermeniler hakkında olmasıyla ilgilidir. Peki Ermenilerin sadece Ermeni kökenlerini gizlemekle kalmayıp aynı zamanda bunun hakkında konuşmayı, Türk medyasında duyurmayı, hatta vatandaşlarıyla güçlü bağlar kurmayı ve hatta bir Ermenistanlı Ermeni bayanla evlenmesini hiç düşündünüz mü? Batı Ermenistan'daki bu tür Ermenilerin sayısı fazla değildir. Ancak cesur olanlar sayesinde her geçen yıl artmaktadır. Sadık Bakırcıoğlu 2000'li yıllarda Doğu Ermenistan Ermenileriyle temas kurmaya, sık sık Yerevan'a gelmeye ve Ermeni devletiyle tanışmaya çalıştı. Bir Hristiyan olarak vaptiz edildi. Armen adını aldı ve böylece Armen Bakırcıoğlu oldu. Adıyaman ilinin Kahta kentinde yaşamaktadır. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan seçki 12 Temmuz'da müzayedeye çıkacak. İstanbul Müzayede tarafından organize edilen açık artırma yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri nedeniyle internet üzerinden canlı yapılacak. Müzayedede Aragülerin kabartma ve ıslak imzasını taşıyan %100 pamuk tabanlı, doğal lifli, asit içermeyen müze sınıfı arşivsel kağıtlar, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı yer alıyor ünlü isimlerin portrelerinin yanı sıra İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çekilen fotoğrafların da arasında bulunduğu eserler müzayede öncesi Nişantaşı'ndaki sergide görülebilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Samus adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Curguker adlı eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.